Savaş ekonomisi, bir devletin ekonomisini savaş zamanında canlı tutmak, dar boğazdan kurtarmak adına aldığı önlemlerin genel adı olarak tanımlanıyor. Türkiye koronavirüsle mücadeleyi bir savaş olarak tanımladı. Bankalar destek paketlerini devletin önerisiyle devreye soktu. Devlet bu süreçte istihdamın korunması şartıyla bazı destekler açıkladı. Olağanüstü dönemler olağanüstü çözümlerle aşılır. Türkiye virüs tehdidiyle karşı karşıya olmasa dahi bir ekonomik kriz içindeydi. Bu krizden kurtuluşun şifresi ise bir üretim hataydı şüphesiz. Yani zaten bir savaş ekonomisi, milli direnme ekonomisi ülkemizin önünde yakıcı bir görev olarak duruyordu. Koronavirüs bu sürecin daha da hızlı ve radikal bir biçimde uygulanması gereklerini dayatıyor. Şimdi gelelim Türkiye'nin savaş ekonomisi tecrübesine. 20. yüzyıl başlarında Türkiye emperyalizmin paylaşımına konu olan bir ülke konumundaydı. Yani sanayi devrimlerini tamamlayan emperyalist ülkelerin topyekün girdiği bu savaş 20. yüzyıla kadar görülmemiş büyüklükteydi ve sonunda çıkan bilançoda savaş kadar ağırdı. 1908 devriminden sonra İttihat ve Terakki'nin 1918'e kadarki iniş ve çıkışlarıyla bütün pratiği emperyalizme karşı direnme, ekonomik ve siyasi bağımsızlığı kazanma, bağımsız ulusal bir devlet kurma mücadelesidir. Özellikle 1911'den sonraki süreç tam anlamıyla emperyalizme karşı her hamlede adım adım inşa edilmeye çalışılan bir direnme ekonomisi ve siyaseti geliştirildiğini görüyoruz. Tarık Zafer Tunay'a bu süreci önce Cavit Bey tarzı bir liberalizm sonra iktisadın Bismarck'ı Frederick List doğrultusunda sanayileşmeye yönelik bir milli ekonomi en sonunda da savaş ekonomisi gündeme geliyor şeklinde tanımlamıştır. Bu süreç aynı zamanda Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimi ile sıçrama yapan ve 1945'lere kadar süren ezilen dünyaya örnek oluşturan ilk ulusal ekonomi kurma pratiğidir. O dönemde izlenen ekonomik politikalar Batı'nın oyunları, açmazlar ve çıkış yolu arayışları günümüz koşullarıyla birçok benzerlikler de gösterir. Özellikle 1913-1918 yıllarında uygulanan kemalist devletçiliğin de dayanaklarını oluşturan ulusal ve devletçi ekonominin incelenmesi son derece öğretici olduğunu düşünüyorum. Jön Türk hareketinin doğuş sebeplerinden biri de yönetici seçkin sınıfın genç mensuplarının imparatorluğun ekonomik açıdan neredeyse bir sömürge durumuna düşmesine duydukları öfke ve tepkiydi. İttihat ve terakki mensupları devrim anlamlı sonuçlar verecekse ekonomik bağımsızlığa ulaşmak gerektiğinin tam bilincindeydi. Ancak işleri hiç de kolay değildi çünkü Osmanlı Devleti kapitülasyonların ve dış borçların kuşatması altındaydı. Düğün umumiye mali kaynakların büyük bir kısmına el koymuş durumdaydı. Yani İttihat ve Terakki bağımsız bir ekonomi kurmak istiyor ancak elleri ve kolları bağlanmıştı. İttihat ve Terakki içerisinde bu badirelerden nasıl kurtulunacağına yönelik iki çizgi vardı. Birincisi ve yaygın olan görüş liberalizmdi. Maliye Bakanı Cavit Bey bu görüşün yılmaz savunucusuydu. İkinci çizgi ise bağımsızlıkçı çizgiydi. Yusuf Akçura, Ziya Gökalp gibi Türkçüler bu çizgiyi benimsiyorlardı ancak tam olarak etkin değillerdi. 1911 yılından sonra Türk Yurdu Dergisi milliyetçi fikirlerin de yükselmesiyle hak nezdinde yankı uyandırdı. Dergide ekonomi konularında yazan, anti-emperyalizmi ve ekonomik bağımsızlığı savunan Parvus Efendi'nin fikirleri oldukça etkili oldu. Bu fikirleri özetlersek... Türkiye'nin geriliğinin asıl nedeni Avrupa sermayesinin sömürü alanı haline gelmesidir. Türkiye'nin tarım, ticaret, doğal kaynaklar, demir yolları, bayındırlık tesisleri, gümrük ve maliye gelirleri Avrupa'nın ekonomik güçlerinin denetimi altındadır. Bu böyle oldukça ülkenin kalkınması için bir dayanak bulunamaz. Türk köylüsünün ve esnafının ekonomisi bu koşullar altında kalkınamaz. Ulusal kalkınmanın dayanağı devletin ulusal bir ekonomi siyaseti yürütmesiyle mümkündür. Dış yardım ve sermaye akımıyla da olmaz. Çünkü kalkınma olanaksızlığını geçmişte yaratan zaten bu yola başvurulmasıydı. Bu çöküntüyü daha da hızlandıracaktır. Türkiye bu gidişte bir Avrupa sömürgesi olma yolundadır. Parvus bu fikirleriyle ve analizleriyle Türk yurdunda yazıyor ve etki yaratıyordu. Bu fikirler 1913'ten itibaren iddia terakki içerisinde ağırlık kazanmaya başladı. Yusuf Akçura ise bağımsız bir ekonomi kurma modelini şöyle ifade ediyordu. Türkiye'deki Türk milli uyanışı Türk burjuvazisinin doğuşunun başlangıcıdır ve eğer Türk burjuvazisinin doğal gelişmesi zarar görmeden devam ederse Türk devletinin sağlam bir şekilde kuruluşu garanti altına alınacak demektir. Milli iktisat programını ortaya koyma ve eyleme dökme gittikçe etkin bir fikir haline gelmişti. Ne demiştik? Olağanüstü dönemler olağanüstü çözümler doğurur. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle tarihi bir fırsat yakalanmıştı. 2 Ağustos 1914'te Osmanlı hükümeti dış borçların ödenmesini geçici olarak durdurduğunu ilan etti. İddiatçılar bu karardan sonra Türk girişimcileri geliştirmek için teşviklerle Türk burjuvazisi yaratmaya giriştiler. İddiatçılar Eylül 1914'te kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdı. Bu bir bayram havasında kutlandı. Burada teşviki sanayi kanunundan bahsetmek de gerekiyor. Osmanlı sanayi ürünlerinin ithal edilen benzerlerinden %10 daha pahalı olsalar dahi tercih edilmesini şart koyan bir kanun çıkarıldı. Güçlü bir ulusal burjuva sınıfı yaratmak millileşmenin anahtarıydı. İttihatçılar bankacılık alanında da oldukça kafa yoruyorlardı. Çünkü o zamanın Merkez Bankası diyebileceğimiz Osmanlı Bankası İttihatçılara milli ekonomi yaratma konusunda güçlükler çıkarıyordu. Çünkü Batı sermayesinin denetimindeydi. İttihatçı hükümet Osmanlı Bankası'nın yabancı direktörlerinin tamamını çıkarıp yerlerine Osmanlı uyruğundan güvenilir görevliler atadı. Ancak iş böyle çözülemiyordu. Çünkü Osmanlı maliyesi düğünü umumiyeye danışmadan iş görmüyordu. Bu kuruluşlar Londra ve Paris'teki idare meclisine ne derse onu yapıyordu. Savaşla birlikte benimsenen çizgi milli iktisadı zorunlu kılıyor ve ulusal bankacılığı öne çıkarıyordu. 1914 yılında 4 milyon lira sermaye ile Osmanlı itibarı Milli Bankası kuruldu. Milli Bankanın önemi her koşulda her yerde anlatıldı. Türk Yurdu dergisinde şu ifadelere yer veriliyordu: "İktisadının nazımı ve ruhu kendi elinde olmayan bir milletin kendi iktisadi müesseselerini, kendi milli iktisadını, kendi arzu ettiği istikamet ve yollara yöneltebilme iktidarından mahrumdur. İttihat ve Terakki'nin iktidarı özellikle 1915'ten itibaren Türk ve Müslüman tüccar ve çiftçiler yabancılardan bağımsız olarak kendi kredi kurumlarını hızla kurmaya başladı. Anadolu'nun onlarca yerinde yerel bankalar kuruldu. Milli iktisat politikasının da bel kemiğini oluşturacak sermaye birikimi de böylece sağlanıyordu. İttihat Terakki'nin ekonomik bağımsızlığı sağlama girişimleri emperyalizm tarafından baltalanmaya çalışılsa da savaş koşullarında başarılı oldu. Ulusal bir burjuva yaratma girişimi, teşviki sanayi kanunu, kapitülasyonların kaldırılması hepsi çok önemli hamlelerdi. Ülkemizin savaş ekonomisi tecrübelerini 3 bölümde anlatacağız. İlk bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.